Canlar Kel Hoca ile KPS Genel Kültür İslamiyet Öncesi Türk Tarihini işlemeye devam. Bizi Instagram kel Hoca, Youtube Kel Hoca Akademi'den takip edebilirsiniz. Ne işleyeceğiz abi? Bugün sizinle Avarlar, Hazarlar, Macarlar ve Bulgarlar denilen İslamiyet Öncesi Türk Devlet ve Topluluklarını işleyeceğiz. E, haritada gördüğünüz üzere arkadaşlar Avarlar. Macarlar, Bulgarlar gördüğünüz gibi Avrupa'da değerli arkadaşlar. Hazarlar ise hemen Hazar Denizi'nin kuzeyinde Kafkasya ve Doğu Avrupa bölgesinde kurulmuştur. Şimdi bakalım. Avarlar Apar Juan Juan 558 805 yılları arasında yaşayan Avarlar Çin kaynaklarında Juan Juan Göktürk kaynaklarında apar olarak geçen Türk devletidir. Orta Asya'da yaşarken 1. Türk yani Göktürk devletinin baskısıyla Töles isyanı sonucu Avrupa'ya Macaristan'a göç ettiler. Hem Orta Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular Avarlar. Bayan Kağan döneminde Türk tarihinde ilk defa arkadaşlar İpek yoluna hakim olmak amacıyla Türk tarihinde ilk defa İstanbul'u kuşattılar. Fakat alamadılar. İstanbul'u Sasanilerle işbirliği yapıp yani İranlılarla işbirliği yapıp iki defa kuşatmıştır. Fakat başarı sağlayamamışlar. Ayrıca Bayan Kağan tarafından zaten Macaristan'da kurulmuştur avarlar. Slavların Balkanlara inmesine neden oldular. Maalesef bu Türk tarihi açısından olumsuz bir gelişme. Ayrıca Balkanların Slavlaşmasına yol açtılar. Hristiyanlaşarak asimile oldular. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir Avanlar. Üzengi süvari kılıcını Avrupa'ya öğreten Türk devletidir. Avarlar Bizans üzerine seferler düzenlemişler ve Bizans'ı vergiye bağlamışlardır. Fakat Franklar tarafından yıkılmışlar Avarlar. Hazarlar 626 ve 958 yıllar arasında Hazar Kağan tarafından Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Kafkaslar'da kuruldular. Avrupa'da kurulan Türk devletleri içerisinde en güçlü ve en uzun yaşayan Türk devleti Hazarlardır. Müslümanlarla komşu olan ilk Türk devletidir. Hazarlar Hazreti Ömer döneminde Nihavend Savaşı sırasında Kafkasların Araplaşmasını önlemek amacıyla Müslümanlarla savaşan ilk Türk devleti de Hazarlardır. Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman'la Türk İslam Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş olan Belencar Savaşı'nı yapmışlardır. Karıştırma eğer Müslümanlarla savaşan ilk devlet derse Hazarlar, Müslümanlarla en çok savaşan devlet derse Türk işler ya da en şiddetli savaşları yapan Türk işler. Musevili benimseyen ilk tek Türk devletidir. Bulan Hakan döneminde Musevili'nin Karay mezhebini kabul ettiler. Yahudiler yani İsrail dışında Museviliği benimseyen tek toplum Hazarlardır başka da yok. Arkadaşlar hoşgörünün öne çıktığı bir devlettir Hazarlar. Kanıtla abi. Pax Hazarika Hazar barış çağı denilir bu hoşgörü dönemine. Bakın örnek farklı dinlere ait mabetler yan yana bulunması bunun kanıtı. Ayrıca hukuki davalara farklı dinlere mensup 7 kişi. 2 tane Müslüman, 2 tane Hristiyan, 2 tane Yahudi ve bir tane de şamanist 7 kişilik hakim kurulu farklı suçlara bakmıştır değerli arkadaşlar. Bugünkü Hazar Denizi'ne isimlerini verdiler. Paralı ücretli asker çalıştıran ilk Türk devletidir. İpek ve Kürk ticaret yollarına hakim oldular. Rus devlet ve ordu teşkilatlanmasına etkili oldular. Günümüzde Polonya'da yaşayan kara İmlerin atalarıdır ve Ruslar tarafından yıkıldı Hazarlar. Canlar Macarlar 896 ile milattan sonra 11. yüzyılları arasında Arpat Han tarafından bugünkü Macaristan topraklarında kurulan Türk devleti Avrupa ve Kırım'ı birbirine bağlayan noktada kurulduğu için ekonomik olarak çok gelişmiştir Macarlar. Bizans kaynaklarında Batı Türkiye ve Avrupa kaynaklarında Türklerin prensi olarak geçen Macarlar Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul etmişler. Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul eden ilk tek Türk devleti biliyorsunuz diğer Türk devletleri Hristiyanlığı kabul eden diğer Türk devletleri Ortodoks mezhebini kabul etmişler. Balkanların Almanlaşmasını engellediler ve Balkanları da etkili oldular. Ayrıca Slav topluluklarının birleşmesini engellediler. 19. yüzyılda dünyada ilk Türkoloji, Türkoloji Enstitüleri Macaristan'da kurulmuştur canlar. Bulgarlar 583.237 yıllar arasında varlık göstermişler. Kubrat Kağan tarafından Büyük Bulgar adıyla kurulmuşlar. Daha sonra Hazarların baskısı sonucu ikiye ayrılmışlar. Tuna Bulgarları ve İtin Volga Kama Bulgarları diye. Tuna Bulgarları Asparuh tarafından bugünkü Tuna Nehri'nin boylarında kurulmuştur. Kurum Han döneminde İstanbul'u kuşattı Tuna Bulgarları fakat alamadılar. Hükümdarları Çar ünvanını kullanmıştır Tuna Bulgarları'nın. Boris Han döneminde Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini kabul ederek asimile oldular. İtil Volga Kama Bulgarları ise Almış Han döneminde İslamiyet'i kabul ettiler. İslamiyet'i kabul eden tarihteki ilk Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Ayrıca Avrupa kıtasında da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti de İtil Bulgarlarıdır. Arkadaşlar Almış Han İslamiyet'i kabul ettikten sonra adını Cafer Abdullah olarak değiştirmiştir. İbni Fadlan seyahatnamesinde e, Bulgarlar, İtil Bulgarları geniş bir şekilde anlatılmıştır. Günümüzde Kazan Türklerinin atalarıdır ve Altın Ordu devleti tarafından yıkıldılar başarılar